Saat 9, basının gündemiyle tekrar karşınızdayız sevgili seyircilerimiz. Bundan önceki bölümde gazete manşetlerinden, ilk sayfa haberlerinden sizleri bilgilendirmeye ve küçük küçük bilgi notları paylaşmaya çalıştık. Şimdi bir değerli konuğumuz var. Gündemle ilgili ve Türkiye'nin ana sorunları ile ilgili kendisinin görüşlerine başvuracağız. Değerli konuğumuz. Emekli Büyükelçi Sayın Onur Öymen bizimle beraber. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Günaydın efendim, hoş bulduk. Gündem o kadar kalabalık ki bir yerinden yakaladığınızda aslında Türkiye'nin sorunları da birbirine zincirleme bağlı. Ondan ona atlayarak bir Türkiye fotoğrafı ortaya koyabiliyoruz. Bugün de sizinle öyle yapalım istedik. Bir konferans vesilesiyle Ankara'ya geldiniz. Evet. Buradan da sizi konferansa uğurlayacağız. O nedenle ayrıca teşekkür ederiz bu dar vakitte bize ve seyircilerimize de vakit ayırdığınız için. Efendim iki acı kaybımız oldu. Mustafa Koç yarın toprağa veriliyor. Koç Holding Başkanı. Bunun yanı sıra CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genci kaybettik. O da bugün toprağa verilecek. Bu arada sanat ve düşün dünyasından, yazın dünyasından Tahsin Yücel'i de kaybettik. Bu kayıpları bir hatırlatalım. Evet. Kendilerine rahmet dileyelim, yakınlarına başsağlığı dileyelim. Evet, gerçekten çok büyük kayıplardır. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ölenlere, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Mustafa Koç çok önemli bir iş adamıydı kuşkusuz. Fakat en önemli özelliklerinden biri de Atatürk ilkelerine çok sıkıca bağlı olmasıydı. Sıkı sıkıya bağlı olmasıydı. Bu onun bariz özelliklerinden biriydi. En son olarak Küba'ya gidip Atatürk'ün büstünün önünde çektirdiği resme gazeteler yayınladılar. Ben de yakından tanırdım kendisini. Yani Türkiye'nin sorunlarıyla yakından ilgiliydi. Dış ilişkilerimizle, Avrupa Birliği ile ilişkilerimizle çok yakından ilgiliydi. Kamer Genç bizim çok değer verdiğimiz bir arkadaşımızdı. Çok dürüst, çok güvenilir. Sözünü her koşulda söylemekten çekinmeyen, bazı dönemlerde bağımsız milletvekili olarak tek başına bir siyasi parti gibiydi. Meclis hukukunu çok iyi bilirdi. Meclis iş tüzüğünü çok iyi bilirdi. En küçük bir sapma olduğu zaman hemen söz alır, söylerdi görüşlerini. İktidara karşı eleştirilerini söylerken de gayet açık ve anlaşılır bir uslup kullanırdı. Bazıları rahatsız olsa da onun sözleri çok etkili olurdu. Büyük bir kayıptır. Ben kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, başsağlığı diyorum. Ailesine, yakınlarına, bütün vatandaşlarımıza, partililerimize. Kamer Genç'in yerini doldurmak kolay olmayacak. Çok keşke, nevi şahsına münhasır derler. Nevi ya, şahsına münhasır. Çok renkli bir kişiliği vardı. Umarım ki onu örnek alacak başka milletvekilleri de çıkacaktır meclisten. Göreceğiz. Tahsin Yücel de tabii Türk edebiyatına çok büyük katkılarda bulunmuş, çok değerli bir edebiyatçıydı. Onun kaybını da büyük üzüntüyle karşıladık. Yani üst üste geldi bunlar. Gerçekten evet. Üzüntü verici bir hafta oldu. Evet. Efendim şimdi geçen haftadan yansıyan ama Türkiye'nin önümüzdeki günlerinde de önemli etkisi ve yansımaları olacak açıklamalar var. Bu açıklamalardan yola çıkarak bir durum değerlendirmesi, bir tespit yapmak gerekiyor galiba. Çok kamuoyunun dikkatini çekmemekle birlikte, ne için çekmedi o da pek bilinmez. İsrailli Adalet Bakanı bir hanımefendi var. Onun yaptığı açıklamalar çok önemliydi. İsrail Devleti'nin de aslında bir süredir izlediği politikayı ortaya koyması açısından ve önümüzdeki günlerde de ne yapacağını, tavrını ortaya koyması açısından önemli açıklamalardı. Bir Kürtistan Devleti'nin artık hayata geçmesi, en büyük devletsiz millet olarak tanımlayarak Kürtleri ifade etti bu düşüncesini. Ve Irak, Türkiye ve İsrail bir araya gelerek bu devleti inşa etmelilerdir gibilerden de yorumları vardı. Tam da bunun ertesine efendim Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'nin ilk defa bir Kürt devletine bu kadar yakınız açıklaması geldi, bağımsız Kürt devletine. Bu iki açıklamadan yola çıkarak tabii bölge şartlarını da bölgenin aktörlerini de dikkate alarak bir değerlendirme yapar mısınız? Evet, son derece önemlidir. Bence bana soracak olursanız son günlerin en önemli gelişmesi budur. Şimdi bu ilk defa olmuyor.
2014 yılının Temmuz ayında Barzani BBC'ye bir mülakat verdi. Ve dedi ki biz yakında referandum yapacağız ve bağımsız Kürdistan'ı kuracağız. Onun hemen arkasında ertesi gün İsrail Başbakanı Netanyahu bir demeç verdi. Dedi ki böyle bir Kürdistan kurulursa derhal tanırız. Şimdi burada bir şey var, bir mesaj var. Yani bölgenin siyasi coğrafyası değiştirilmek isteniyor. İsrail'i tek başına düşünmemek lazım. Yani İsrail'in bu konuda Amerika'yla, başka ülkelerle, Avrupa ülkeleriyle hiç konuşmadığını farz etmek mümkün değil. Belli ki Orta Doğu'ya yeni bir yapı verilmek isteniyor, yeni bir nitelik verilmek isteniyor. Yeni bir siyasi coğrafya çiziliyor Orta Doğu için. Bu çok önemlidir, çok tehlikelidir. Her ne kadar Amerika'nın resmi tutumu biz Irak'ın toprak bütününe bağlıyız filan yönünde olsa da Biden mesela işte son gelen Amerikalı başkan yardımcısı Barzani'nin Amerika ziyareti sırasında basının anlattığına göre Barzani ona diyor ki işte bağımsız bir Kürdistan kuracağız, sizin desteğinizi bekliyoruz filan. Biden de diyor ki merak etmeyin diyor, sizin ve benim hayat süremiz içinde bağımsız bir Kürdistan'ı göreceğiz diyor. Yani bu ne demektir? Şimdi bu konuda bir soru soran oldu mu kendisine? Türk siyasetçileri veya gazeteciler arasında bilmiyorum. Ama bu sefer geldiğine göre ve bazı parti mensuplarıyla da görüştüğüne göre herhalde bir fırsattır bu soruyu sormak için. Yani siz ne demek istiyorsunuz? Irak'ın, Suriye'nin parçalanmasına mı taraftarsınız? Değilseniz bunu açıkça söylemenizi bekliyoruz kamuoyu önünde. İsrail'in bu açıklamalarını nasıl karşılıyorsunuz filan diye biraz üstüne gitmek lazım. Ama biz bu gibi ziyaretlerde genellikle misafirlerle Türkiye'nin meselelerini konuşmayı tercih ederiz. Bazen şikayet ederiz, bazen işte anlatırız filan. Fakat esas meseleler bunlar. Yani bunları açıp konuşmak lazım, sormak lazım. Çünkü bölgenin siyasi coğrafyası bir kere değişirse nerede duracağı belli olmaz. Doğru tabii. Efendim işte tektir, bunun milleti yoktur, devleti yoktur da milleti vardır falan. Güzel de dünyada 5200 tane etnik grup var, irili ufaklı. Ve bunların içinde sadece 200 tane devlet var. Ve bu etnik grupların hepsi de böyle küçücük gruplar değil. Mesela Belucistan diye bir devlet var mı? Beluçların sayısının kaç milyon olduğunu biliyor musunuz? Buna benzer çok örnek var dünyada. O bakımdan yani böyle dünyayı yeniden tanzim etmek, yeniden dünyaya şekil vermek amacıyla yola çıkarsanız bunun nerede duracağı belli olmaz. Bakın bir Amerikalı emekli yarbay NATO Koleji'nde birkaç sene önce bir çalışma yaptı, basına da yansıdı. Bütün bu bölgeyi yeni devletlere bölüştürüyor. Yani yeni bir siyasi coğrafya çiziyor bölge için. Yeni devletler oluşuyor. Suudi Arabistan'dan 3 devlet çıkarıyor. İşte Belucistan ayrı devlet oluyor. Pakistan'ın içinden çıkıyor. Türkiye'nin güneydoğusunda ve Irak'ın kuzeyinde bir Kürt devleti kuruluyor falan. Şimdi bunu niçin söylüyorlar? İsrail niçin bu kadar ilgili? Özellikle bu Kürt projesiyle, Kürt devleti projesiyle. Benim gördüğüm kadarıyla burada hedef ikinci bir İsrail yaratmak. Hemen İran sınırında, Türkiye ile İran arasında diyor. Yani onun esas kastı İran'a komşu. İsrail çünkü uzak İran'a. Yani İran en büyük düşman gibi görüyorlar İran'ı, en büyük tehlike gibi görüyorlar. İran'ın elinde füzeler var, uzun menzilli füzeler var, orta menzilli füzeler var. Nükleer projesi durduruldu deniliyorsa da İsrail'in içi hala rahat değil, hala bu konuda sıkıntılı. Ama tam bu bölgede kendileri istedikleri gibi yön verecekleri bir devlet olursa o zaman bu İran'a karşı bir güvenlik unsuru olacak İsrail için de Amerika için de. Mesela hatta daha şimdiden Erbil civarında Amerikalıların bir üs inşa etmeye başladığı söyleniyor. Amerikan basına diyor ki bu incirlik meselesi bizi tatmin etmiyor. Türkler işte çeşitli kısıtlamalar getiriyorlar, engelliyorlar. Olmaz. İstediğimiz gibi kullanabileceğimiz bir üssümüz olmalı. Nerede olmalı? İşte Irak'ın kuzeyinde olmalı, Kürt bölgesinde olmalı. O zaman orası bağımsız bir devlet olsun ki biz de orada istediğimiz gibi askeri altyapımızı kuralım. Şimdi bunlar çok tehlikeli gelişmeler. Yani bunu nereye götüreceği belli olmaz bölgeyi. Peki, aynı şeyi Suriye içinde düşünenler var. Tam bu noktada ABD'den yapılan açıklamalardan biri de Irak ve Suriye'de ABD kara kuvveti bulundurulmasına dönük. Şimdiye kadar böyle bir şeyi yoktu. İşte peşmergeleri kullanırım, PYD'yi kullanırım, muhalif Sünni Arapları kullanırım filan gibi tavrı vardı ABD'nin.
kendi kara kuvvetini Suriye ve Irak coğrafyasında konuşlandırmak tam da bu açıklamalardan sonra ne anlama geliyor? İşte şimdi iki faktör var. Yani bir tanesi şu, benim gördüğüm kadarıyla kendileri de söylüyorlar. Sadece hava gücüyle IŞİD'i bertaraf edemeyeceklerini görüyorlar. Yani işte aşağı yukarı bir seneyi geçti, 1,5 sene yaklaşıyor bu hava bombardımanları başlayalı. Topu topu %14 geriletebilmişler IŞİD'i ki bu arada başka yerleri de işgal ediyor IŞİD. Yani böyle şu kadar IŞİD'liyi öldürdük deyince bu iş bitmiyor. Çünkü tükenmez bir insan kaynağı var bunların. Dünyanın her tarafında fanatikler var. Ve bu insanları çeşitli ülkelerden getiriyorlar. Parasal imkanları da var, kaynakları da var filan. Ve bu herhangi bir terör örgütüne de benzemiyor. Bunların arkasında beyin takımı büyük ölçüde öyle anlaşılıyor ki eski Irak Baas Partisi'nin askeri kolu. Yani iki tane lideri var bunların, biri Suriye için, biri Irak için. İşte o halife dedikleri zatın, Bağdadi'nin altında. İkisi de biri Irak ordusunda eski bir general, biri Irak ordusunda eski bir albay. Yani böyle bir yapılanmaları var bunların. Bunu görmek lazım ve orada hakikaten ciddi bir tehdit oluşturuyor bölgenin güvenliği açısından, istikrarı açısından. Şimdi hava gücüyle bunu bertaraf edemeyeceklerini anlayınca o zaman kara kuvveti fikri çıktı ortaya. Bir süreden beri zaten bu söyleniyordu. İkinci unsur bunu gündeme getiren Rus faktörü. Öyle anlaşılıyor ki şimdi Rusya'nın o bölgeye girmesi oyunun kurallarını değiştirdi. Hem de çok pervasız girdi. Pervasızca girdi. Bakın daha dün açıkladılar. Rus hava bombardımanları sonucunda şimdiye kadar 1000 kişi öldü diyorlar, sivil. 1000 sivil. Yani sadece askeri hedeflerine IŞİD'in bombardıman etmiyor. Onun yerleşim merkezleri, pazar yeri, bilmem kamyonlar, şu bu filan. Şimdi Rusların da bir kara gücü konuşlandıracağına dair bilgiler var. Kamışlı civarından başlamak üzere. Şimdi bunlar tabii yan yana getirilince şu çıkıyor ortaya, yeni bir tablo oluşuyor. Şimdi bu yeni tabloyu, yeni oluşumu hızlandıran unsurlardan bir tanesi de bu göçmen meselesi. Yani göçmenler artık Avrupa için, Amerika için de çok ciddi bir sorun oluşturmaya başladı. Ve bu sorunu çözmenin bir yolu da bu Suriye meselesini çözmek. Şimdi bu konuda da anlaşılan görüşmeler hızlandı. İşte taraflar arasında görüşmeler başlıyor deniliyor. Önce belki aracılığı yapacaklar. Hepsi aynı odada oturmayacak ama bir tarafta işte hükümet mensuplarıyla görüşecekler. Bir tarafta muhaliflerle görüşecekler. Peki bu görüşmelerin dışında kalan kim? Tabii siyasi açıdan bakarsak Türkiye arzu ettiği derecede etkin bir rol oynayamıyor. Öyle anlaşılıyor. Öncü bir rol oynamak için yola çıktı ama pek oynayamıyor. Türkiye deyince işte göçmenler akla geliyor daha çok. Ama bölgeye yeni bir düzen kurma çalışmaları içinde şu, acaba Türkiye neyi kabul eder, neyi etmez sorusu pek sorulmuyor. Ama esas önemlisi şu, bu görüşmelerin görüşmelerde taraf olmayanlar IŞİD gibi, El-Nusra gibi terör örgütleri. Yani sizin varacağınız mutabakatı bu terör örgütleri içine sindirip de evlerine mi dönecekler? Yoksa orada mücadelelerini sürdürecekler mi? Sürdürürlerse o da yeni bir tablo çıkaracak ortaya. Yani bütün IŞİD bunları ve, düşünmemiz lazım. IŞİD ve El-Nusra bu Suriye geçiş sürecindeki barış görüşmeleri diyelim hadi, görüşmelerde üzerinde anlaşılan iki nokta var. Terör örgütü olarak kabul edilen IŞİD ve El-Nusra. İkisini bütün ülkeler terör örgütü olarak görüyorlar. Ama Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan Ahrar el-Şam, Caş el-İslam gruplarını destekliyor ve bunlar diyor muhalif gruptur. Masada olmalı. Ama diğer ülkeler de bunları terörist grup olarak görüyor. Evet. YPG'ye, PYD'ye Türkiye terörist grup diyor. Ama ABD ile Rusya bunu terörist grup olarak görmüyor. Evet. Şimdi Esad da var, bir de Esad faktörü var. Esad hepsini terörist grup görüyor. Şii gruplarla devrim muhafızlarını İran'ın görmüyor. Hatta bir polemik olmuş. Devrim muhafızlarını terörist grup olarak niteleyince diğer ülkeler, İran'da demiş ki o zaman CIA de terörist gruptur. Yani altında kuvvetli bir ima var tabii bunun da. Evet. Yani herkesin bir teröristi var o bölgede. Dolayısıyla muhalif grup olarak kabul edilip masanın karşı tarafına oturtulacaklar konusunda müthiş çelişki var. Lavrov-Kerry görüşmesinde
Gerçi Ukrayna temelli görüştüler ama tabii ki Suriye'yi de görüştüler. Ocak ayında, ocağın 25'inde yapılacak olan bu Cenevre toplantılarına ertelenmeyeceğini ifade ettiler ama nasıl olacak belli değil. Büyük bir kaos var. Doğru. İşte Birleşmiş Milletler temsilcisi de o konuda ihtiyatlı konuşuyor. Yani tam gün vermeyeyim ama diyor işte gerçekleştirmeye çalışıyoruz filan. Şimdi burada ilginç bir başka gelişme daha var. Hepsi iç içe girdi bunların. İşte Kerry dün diyor ki işte Rusya'ya yönelik ambargoları yakında kaldırabiliriz birkaç ay içinde. O da çok ilginç bir açıklama. Çok ilginç birkaç gelişme olursa filan. Demiyor ki Rusya'dan da Türkiye uyguladığı ambargoları kaldırmasını bekleriz. Mesela değil mi? Ambargolar kaldırılacaksa şöyle oturup bir hepsini bütün içinde görüşmek lazım. Türkiye'sinin müttefikiniz. Değil mi? İşinize geldiği zaman, arzu ettiğiniz zaman Türkiye'den destek istiyorsunuz. İşte madem ki Rusya'ya yönelik ambargoları kaldırmayı düşünüyorsunuz, bu size bir manevra verir elinize. Ruslara dersiniz ki ambargoları kaldırırız ama işte Ukrayna'da şunu yaparsanız, Kırım'da bunu yaparsanız ve Türkiye yönelik ambargoları da kaldırırsanız. Şimdi böyle bir laf duymadık. Bunu kim söyleyecek? Türkiye söyleyecek. Yani işte bu şey Biden'ın gelişi aslında bir vesile. Cumhurbaşkanına görüşüyor, başbakanına görüşecek, işte şeyle parti temsilcileriyle görüşüyor. İşte bu görüşmelerde bunları konuşacaksınız. Yani yoksa başka ne konuşacaksınız? Büyük devletler aslında bir şey vermek için değil, bir şey almak için üst düzeyde ziyaret yaparlar. Yani şu Türkiye ne versek acaba diye gelmez cumhurbaşkanları veya başkan yardımcıları. Türkiye'den ne talep etsek, Türkiye'yi neyi kabul ettirsek, işte Orta Doğu konusunda neyi kabul ettirsek, Suriye konusunda neyi kabul ettirsek, Kıbrıs konusunda neyi kabul ettirsek bunun için gelirler. Bir de Güneydoğu için belki insan hakları adı altında bazı baskılar yapmak için gelirler. İşte nitekim gelir gelmez bu konuyu ön plana çıkartmış. Yani orada Türkiye'ye çok çağrı var insan haklarına uyum filan diye ama terör örgütüne kayıtsız şartsız silahlarınızı bırakın ve Türk adaletine teslim olun yolunda bir çağrı hiç duymadım ben bugüne kadar büyük devletlerden. Esas birinci söylemeniz gereken bu. İkinci söylemeniz gereken de gayet tabii terörle Türkiye'nin mücadele hakkı vardır. Bunlar genel laf. Kuzey Irak'tan Türkiye'nin PKK'yı tasfiye etmesine destek veriyoruz lafını hiç duydunuz mu bir yerden? Herhangi bir devletten. Yani Kuzey Irak'tan PKK'nın tasfiyesini istemiyorlar. Duyulmadığı gibi Kandil'e yapılan hava sortilerinin engellendiğine dönük de bilgiler var. İşte yani. O var ABD ama tarafında. Yani kendileri zaten söylüyorlar IŞİD bağlamında hava gücüyle sadece terör önlenemez diye. Peki IŞİD de önlenemez de Kuzey Irak'ta önlenebilir mi? Kandil de önlenebilir mi? O bakımdan yani burada çok çelişkili ve çifte standartlı bir durum var. Türkiye'nin bu işi açığa kavuşturması lazım. Biz yurt dışındaki bağlantılarının merkezini PKK'nın tasfiye etmeden sadece yurt içinde mücadele ederek sonuç alabilir miyiz? Hangi ülke bunu yapıyor? Bakın Amerika'da 11 Eylül saldırılarından sonra bir İç Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Savunma Bakanlığı'ndan sonra en büyük bakanlık bu şimdi Amerika'da. İç Güvenlik Bakanlığı'nın bir numaralı görevi teröristler Amerika'ya adım atmadan bunları yurt dışında bertaraf etmek. Kendi stratejisi bu. Fakat ben aynı şeyi yapmaya kalkacağım sakın yapmayın diyorlar. Yani Türkiye bir kara operasyonu yaparak mesela Kuzey Irak'tan PKK'yı tasfiye etsin mi? Katliyen yapmayın. Giremezsin Irak'ın toprak bütünlüğü diyor. Hatta bunun için anlaşma imzaladılar Türkiye ile. Dubai anlaşması budur. 2003 yılında Ali Babacan'la Amerikan Hazine Bakanı'nı imzaladı anlaşma. 1 milyar dolar vereceğim size diyor Amerika hibe veya 8,5 milyar dolar kredi hangisini isterseniz. Karşılığında Kuzey Irak'a asker sokmayacaksınız diyor. Yani Kuzey Irak'a asker sokmaması Türkiye'nin o kadar önemli ki bunlar için 1 milyar doları gözden çıkarmış. Bir de diyorlar ki efendim masaya oturun teröristler. Siz oturuyor musunuz? Yani siz mesela El-Kaide ile masaya oturur musunuz? Veya IŞİD ile oturur musunuz? El-Nusra ile oturur. Hayır ama siz oturun. Niçin? Niçin acaba? Şimdi Cumhurbaşkanı bir söz söyledi. Aynı lafı biz daha aylarca önce söylemiştik. Biraz geç de olsa söylemesi ilgi çekici oldu. Diyor ki bunlar diyor Türkiye'yi acaba terör yoluyla terbiye mi etmeye çalışıyorlar? Şimdi bu lafı biz söyledik ve şu çerçevede söyledik. Şimdi masaya oturun ne demek teröristlerle? Şu demek yani doğrusu işte oturun bakalım anlaşır mısınız anlaşamazsınız o değil. Esas mesaj şu, masaya oturun ve onların dediklerini yapın. Çünkü teröristler silahı bıraksın da ondan sonra görüşün lafı yok. Silahı bırakmadan oturacaksınız.
Bu ne demektir? Anlaşamazsanız gene silah soruyla istediklerini size dikte edecek. Peki nedir istedikleri? Özerklik. Belki adım adım bağımsızlığa götürecek. Özerklik istiyor. Açıkça da söylüyorlar. Peki bu özerklik lafını biz daha önce duyduk mu? Duyduk. Ne zaman duyduk? Birinci Dünya Savaşı'ndan beri büyük devletler, savaşı kazanan devletler, işte Sevr Anlaşması'nın altında da bu yatıyor zaten. Özerklik, ondan sonra bağımsız bir Kürt devleti kurulması filan. Açın İngiliz arşivlerini, bu kelimeleri aynen orada göreceksiniz. Yani bütün bunları, yani siz masaya oturun ve Kürtlerin terör baskısıyla size dayatmaya çalıştığı bu özerkliği kabul edin. Mi demek istiyorlar acaba? Peki, yani bu konuda biraz sorunun, kuşku duymak için haklı sebeplerimiz var bizim. Bu sorunun cevabını reklamlardan sonra vermeye çalışalım mı? Olur olur, buyurun. İzninizle. Kısa bir reklam aramız var. Tekrar birlikteyiz. Basının gündemi üzerinden değerlendirmeler alıyoruz. Sayın Onur Öğümen bizimle beraber. Efendim aslında Sur, Cizre, Silopi belki öne çıkan terörle mücadelede yerleşim yerleri oldular ama Türkiye genelinde bir terörle mücadele devam ediyor. Dolayısıyla artan ve baskılayan, Türkiye'yi baskılayan bir terör yaşıyoruz. PKK terörü, IŞİD terörü. Terör nedeniyle Türkiye'ye kabul ettirilmek istenen bir şeyler var anlaşıldığı kadarıyla. Oradan yola çıkarak anayasa değişikliğinin de gündeme geldiği günlerde bir değerlendirme alırız sizden. Evet, yani şimdi gerçekten buna çok dikkat etmek lazım. Çünkü biz bu tecrübeyi çok yaşadık. Musul meselesi Lozan'da halledilemiyor. İşte Türkiye ile İngiltere 9 ay içinde bunu halledecek falan diye işte bir araya geliyorlar falan. Olmuyor, İngiltere Milletler Cemiyeti'ne gidiyor. Ertesi gün Nasturi ayaklanması çıkıyor Hakkari'de. Hristiyan Kürtler ayaklanıyor. Ondan sonra Milletler Cemiyeti bir heyet yolluyor. Musul'a gönderiyor. Türkiye ile mi birleşmek istersiniz, Irak'ta mı kalmak istersiniz diye sormak üzere. Heyetin geldiği gün Şeyh Said isyanı çıkıyor. Şimdi arşivleri okuyacak olursanız, İngiliz arşivlerini, hatta Amerikan arşivlerini, orada görüyorsunuz ki bunlar tamamen birbirine bağlantılı. Yani Türkiye'ye siyasi baskı yapmak için, Türkiye'yi zor durumda bırakmak için bu konularda, pazarlık gücünü zayıflatmak için böyle ayaklamalar çıkartıyorlar. Şimdi bu son gelişmeleri de bu bağlamda biraz düşünmek lazım. Yani Suriye, Irak'a baktığımızda bağımsız Asala, Kürdistan sözlerinin edildiği dönemde, gerçi Barzani ile AKP hükümetinin yandaşlığı, candaşlığı çok ortada da, peki itiraz edeceğini sanmıyorum. Yani bir Irak'ın kuzeyinde bağımsız Barzanistan kurulmasına. Bundan, bu çerçevede Suriye ile ilgili de acaba bir şeyler mi kabul ettirilecek? İşte Türkiye'de iktidarda kim olursa olsun, yani bunun Türkiye açısından uzun vadede yaratabileceği sorunları çok iyi görmek lazım. Çok iyi düşünmek lazım. Yani Atatürk'ün de bu konuda sözleri var. Yani orada diyor bağımsız bir Kürdistan kurulursa, daha o tarihte. Yani milli mücadelenin başlarında orada bir bağımsız Kürdistan kurulursa diyor, bunun Türkiye üzerinde de çok olumsuz etkileri olur, yansımaları olur diyor. Yani onun için buna müsaade etmemek lazım. Ne? AKP politikalarında da tam tersi, pek çok konuda olduğu gibi kurucu ilkelerle terse düşen şöyle bir eğilim var. Onlar da düşünüyorlar ki eğer bir Barzanistan, bir Kürdistan kurulursa Irak'ın kuzeyinde, bir çekim gücü olur ama bölgedeki Kürtlerin de enerjisini alır. Dolayısıyla söner bu talep. Evet. Türkiye ile ilgili de olumlu olur gibi bir görüş de var. Gerçekçi midir bu? Yani bunlar tabii gerçekçi görüşler değil. Ben biraz stratejik boyutuyla bakmak lazım. Yani bilhassa stratejik derinlik gibi kitaplar yazanların biraz işi stratejik boyutuyla düşünmeleri lazım. Yani evet. Oyun şu, orada siz ikinci bir İsrail kuracaksınız. Elbette. Bu ikinci İsrail'in stratejik açıdan belli hedefleri olacak. İran'ı kontrol altına almak, Irak'ın kuzeyindeki petrol yataklarını kontrol altına almak, Türkiye'nin güneydoğusunu, Türkiye'nin su yataklarını kontrol altına almak falan. Yani onun için orada böyle bir devlete ihtiyaçları var. Barzani de artık Amerika'nın ve İsrail'in sözünden hiç çıkamayacak durumdadır. Düşünebiliyor musunuz? Peşmergeler Türkiye üzerinden geçip Kobani'ye giderken, bazıları Biji Obama diye bağırıyorlardı. Yaşasın Obama. Dünyada hayır, üniformalarının omuzlarında Amerika bayrakları var.
Tabii yani şimdi bunları bizim göz ardı etmemize imkan yok. Suriye aynı şekilde. Yani bu bölgenin siyasi açıdan parçalanmasının çok ciddi sonuçları olur. Ve neticede Kuzey Suriye'de de işte bu kantonları birleştirerek bir koridor kurmak istiyorlar malum. Bu koridoru da bir şekilde Akdeniz'e kadar uzatacaklar. Yani Büyük Kürdistan Devleti'nin bir de Akdeniz bağlantısı olacak. Düşünebiliyor musunuz? Yani tablo bu. İşte Amerikan basında çıkıyor Daniel Pipes gibi yazarlar. Diyorlar ki efendim merhaba Kürdistan, hoş geldin Kürdistan. Ne olmalıymış? Orada bir Kürt devleti kurulmalıymış ama Büyük Kürt devleti olmalıymış. Nasıl olacakmış? Türkiye'den, Suriye'den, İran'dan, Kürtleri yaşadığı bölgelerden parçalar eklenerek. Şimdi bu düşünceleri yaymaya çalışıyorlar. Ve bütün bunlar Türkiye üzerine bir baskı unsuru oluşturmayı büyük ölçüde amaçlıyor bence medya üzerinden veya siyasi demeçler yoluyla, İsraillerin demeçleri yoluyla filan, Barzani'nin konuşmaları yoluyla ve en önemlisi sizin dediğiniz gibi terör baskısıyla. Yani terör baskısıyla Türkiye'yi hizaya getirme politikası. Hedef bu. Yani aksi takdirde hangi Türk hükümeti böyle şeyleri kabul edebilir? Hangi Türk hükümeti kalkıp da ulus devletten vazgeçelim, efendim Güneydoğu'ya özellik verelim, bilmem ne yapalım, tedrisat kanundan vazgeçelim. Kim, hangi hükümet durup dururken bunları söyler? Bunları söylemek zorunda bırakacaklar sizi. Nasıl? Terör baskısıyla. Terör baskısı dağlarda yeterli olmadı, şehirlere kaydırarak. Yani kamuoyunun gündemini her gün işgal ederek, orada her gün şehit verdirerek Türkiye'ye, diyecekler ki sen bu işten kurtulmak istiyorsan bunun çaresi taviz vermektir. Zaten dünyada buna teşne olanlar var. Bu gibi işlere alıcılık yapmaya. Başta Norveç geliyor. İşte Filistinlerle İsrail arasında arabuluculuk yapmaya kalkıştılar. Hiçbir sonuç vermedi ama terörü de meşrulaştırmış oldular bazı terör örgütlerini. Sri Lanka'da Tamil gerillalarıyla hükümet arası arıcılık yapmak istediler. Hiçbir sonuç vermedi ama 70 binden fazla insan öldü. Ama yani şimdi de işte üçüncü göz, Oslo görüşü. Niye Oslo görüşmeleri de mesela Lizbon görüşmeleri değil? Niçin Oslo'da görüşüyorsunuz da başka bir kentte görüşmüyorsunuz? Çünkü Norveçliler kendilerinin meseleleri yok, meselelerini halletmişler. Dünyanın meselelerini çözecekler. Bu işte David Phillips'in raporu var malum. Kürt meselesi nasıl çözülür? İşte yeni anayasa yapın diyor. Türk kelimesi yer almasın sakın anayasada, af çıkarın falan. Teşekkür ediyor. Norveç'in Washington Büyükelçisi diyor bize çok katkıda bulundu. Hep Norveç. Peki yani bunları biraz sorgulamak lazım. Türkiye'de her şeyi biz böyle olduğu gibi kabul ediyoruz. Bu hayatın bir gereğidir. Zamanın ruhu neyse. Normalleştirilmeye çalışılan bir sürü de kavram var hayatımıza sokulmaya çalışılan. Ve bazı şeyler de işte ifade özgürlüğü, insan hakları gibi gayet yakışıklı kılıflar içinde bize kabul ettirilmeye çalışılıyor. Tabii. Örneğin işte Kürtlerin işte ana dillerini, Kürtçeyi, Zazanice, Kırmançı neyse bunu konuşabilme hakkı. Kendi dillerinde şarkılarını, türkülerini söyleme hakkı işte gibi haklar. Hatta devlet Kürtçe televizyon kurdu, yayın yapıyor. Tabii böyle şimdi, adım adım. Bütün bunlar normalleştirilerek bugüne kadar geldi. Geriye talep edilen ne hak kaldı bilmiyorum. İşte isimlerini istedikleri koyuyorlar, yaşadıkları yerlerin adlarını koyuyorlar filan. Bir eşit vatandaşlık kavramı üzerinden bunu açıklamaya çalışıyorlar. Yani, efendim nedir eşit vatandaşlık? Şimdi eşit vatandaşlık diye bir şey araştırırsanız iki örnek bulursunuz. Bundan bir tanesi 1914 yılında İngiltere'de kadınların tam seçme hakkı yokmuş. Belli koşullarda üniversite mezunu olacak, bilmem ne olacak falan. Onun için eşit vatandaşlık kavramı getirmişler. Herkes eşit şekilde oy kullanabilsin. 1914. İkinci örnek de Kuzey İrlanda'yı doğrudan doğru İngiltere'ye bağlamak. İngiltere'nin parçası haline getirmek. İngiltere ile orası arasında tam eşit vatandaşlık sağlamak. İşte iki tane bilinen klasik örneği var bunun. Başka örneği de ben şahsen rastlamadım. Peki, eşit yani vatandaşlar eşit değil de onları eşit hale getireceğiz. Peki nedir Kürtler? Hangi anlamda kendini eşitsiz hissediyor işte, ki eşit vatandaşlık kavramı? Yani bir kere ulus devlete karşı yani tek millete karşı. Siz milletsiniz. Altında ne var? Yani? Altında bu var. Siz bir milletseniz biz de bir milletiz. O zaman eşit vatandaşlık yani gruplar arasında eşitlik. Türklerle Kürtler arasında eşitlik. Yani iki kurucu nedir? Senin millet. Senin milletin var, benim milletim olsun. Senin efendim okullarda eğitim dilin Türkçe, benimki de Kürtçe olsun diye
Yani zaten işte fiili özellik ilan edeceğiz filan deyip duruyorlar. Bir taraftan bu adım adım bağımsızlığa götürecek. Yani bu oyunu görmemek için cahil olmak lazım. Bu oyunun unsurlarından bir tanesi eşit vatandaşlık kavramı. Yani sanki Türkiye'de vatandaşlar eşit diye Kürt kökenli birisi mesela Cumhurbaşkanı olamaz. Veya Genelkurmay Başkanı olamaz. Nasıl değil mi? Olamaz? Vali olamaz mesela. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin belki 3/4 Kürt kökenlidir. Mi? Demek ki yani insanlar arasında hak eşitliği, eşitsizliği yok. Anayasamızda da yok. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde hangi etnik kökenden, dinden, mezhepten olursa olsun bütün insanların eşitliğini kabul etmişiz biz. O anlaşmalarla eşitlik zaten eşitlik var. Ama sizin istediğiniz bireysel haklarda eşitlik değil. Sizin istediğiniz yani belli etnik gruplar arasında eşitlik olmalı. Yani Türkiye'yi paylaşacağız. Sende ne varsa bende olur. Sen millet misin? Türk milleti misin? Ben de Kürt milleti olacağım diyor. Sen efendim Türkçe eğitim mi veriyorsun okullarda? Ben de Kürtçe eğitim vereceğim. Ne yapıyor? Senin okuluna bomba atıyor öğrencilerin içine. Yani inanılmayacak bir vahşettir. Ve bunu nasıl içinize sindirebilirsiniz siz? Yani dünyada hangi ülke kalkıp da bunu yapanlarla masaya oturun diyebilir bize? Efendim senin çocuklarını okulun bahçesine bomba atan adamla akşam otur çay iç, Türkiye'nin geleceğini konuş. Bakalım ulus devlet mi olsun, anayasa nasıl olsun bunu konuş. Bunu mu telkin ediyorlar bize? Demek ki onların esas talepleri yani özerklik, o bölgenin adım adım Türkiye'den uzaklaşması bunların menfaatine aykırı değil. Bakın size bir örnek vereyim. Yani bazı şeyler çok kolay unutuluyor. Türkiye Avrupa Birliği üyelik müzakereleri başlayacak 2005 yılının 3 Ekim'inde. Ondan önce 3 tane rapor hazırlandı. İşte bir tanesi ucu açık müzakereler, öbürü idari konular. Bir tanesinde diyor ki Türkiye üye olursa diyor Güneydoğu'daki sular, Dicle ve Fırat suları bir İsrail'in ve bölgedeki başka ülkenin stratejik menfaatlerini ilgilendirdiği için bu suların yönetimi uluslararası bir idareye devredilmelidir diyor. Dünyada örneği yok. Sınır oluşturan sularla var Tuna Komisyonu falan ama sınır aşan yani benim sınırımdan çıkan sularla ilgili olarak bu suların yönetimini uluslararası idareye verecek. Biz o zaman çok tepki gösterdik. Öyle değildir, böyle değildir, iç belgemizdir falan diye biraz şey yapmaya çalıştılar. Örtmeye çalıştılar üstünü. Ama gerçekler bunlar. Yani eşit vatandaşlık diyerek siz bir yerde bir bölünmenin kapısını açabilirsiniz. Tabii bir taraftan hangi da... amaçla söylediğinize bağlı. Yani eğer Türkiye'de diyorsanız ki efendim insanlar arasında gerçekten eşitlik yoktur, şu kanun şöyle diyor, o kanunu düzeltirsiniz. İki, yerel yönetim özellik şartı. Evet, öz yönetim, işte kanton Suriye'nin kuzeyinde kantonlar sevimsiz gelir, farklı çağrışım yapar diye öz yönetim yaptılar. Oradan özertliğe belki... Şimdi yerel yönetim özellik şartı öyle bir hava yaratılıyor ki Türkiye gerçek bir demokrasi ise, insan haklarına saygılıysa, çağdaş bir ülke ise yerel yönetim özellik şartının bütününü kabul etmelidir. Muhalefet yani, şartı var Türkiye'nin. Muhalefet şartı yok. Sözleşme farklı bir sözleşme. Yani böyle bir sözleşme var da bazı ülkeler muhalefet şerhi koyuyor değil. Sözleşme diyor ki işte çeşitli maddeleri var. Her maddede şu kadar da paragrafı var. Diyor ki şu maddeleri kabul edeceksiniz. Zaten o maddeler herkesin kabul ettiği ilkeler. Geri kalan maddeler içinde 10 tanesini seçeceksiniz diyor. Tamam mı? Geri kalan maddeler için 10 tane seçeceksiniz. Kendi ülkenizin yapısına göre, anayasal düzeninize göre, üniter devlet misiniz, federal devlet misiniz filan, sizin yapınıza uygun olanları seçeceksiniz içinden. Rezerv koymak başka şey. Şimdi her ülke seçmiş, Türkiye de seçmiş. İkinci maddenin üçüncü paragrafıyla yedinci paragrafı, dördüncü maddenin beşinci paragrafı filan herkes seçiyor. Bunlara uymayı taahhüt ediyoruz diyor. Peki tamamını kabul eden kaç ülke var? 47 Avrupa Konseyi üyesi içinde sadece 5 tane. İtalya, Danimarka, İrlanda, Estonya, Slovenya. Bu kadar. Yani mesela Almanya seçiyor şu paragrafları. Fransa seçiyor. Bunlar demokratik ülkeler değil mi? Yani bu ülkelerde insan haklarına, yerel yönetimlere saygı gösterilmiyor mu? Almanya federal ülke olduğu halde seçiyor. Çünkü Almanya şeyine uymayanlar var. Bu maddeler için bizim anayasamıza da uymayan maddeler var. Yani zorlamalar yerel yönetim özellik şartının tamamının kabul ettirilmesine dönük mü? Mesela Türkiye? İşte bakın bu konuda açıklamalar var. Yerel yönetim özellik şartını aynen kabul edeceğiz diyor tamamını. Peki birisi de kalkıp demiyor ki mesela hangi ülkeler gibi? 42-47 Avrupa Konseyi ülkesinden 5'i kabul ettiğine göre demek ki 38 ülke tamamını kabul etmemiş. Bu 38 Avrupa Konseyi ülkesini demokratik saymayacağız mı biz?
Yani bunlar Türkiye'de tartışılmayan konular. Birisi bir şey söylüyor, herkes oy birliğiyle kabul ediyor. Yani ne olduğunu tartışmadan doğru dürüst. Yani efendim denilebilir ki efendim şu maddelerini daha kabul edelim. O olabilir. Yani denilebilir ki az paragrafı kabul etti bu hükümet. Diyelim ki 5 paragrafı daha, 6 paragrafı daha Türkiye kabul olur. Ama uzmanlara sorun, siz diyecekler ki mesela şu paragraflar anayasamıza aykırı. Siz anayasaya aykırı bir şeyi nasıl kabul edersiniz? Anayasayı değiştirerek. Bu konuda mutabakat var mı? Yani diyeceğim, bunlar çok böyle tartışma götüren konular. Ne yazık ki yeterince tartışılmıyor. Ne Güneydoğu'da olanlar yeterince tartışılıyor. Bu insanlar buraya nasıl geldiler? Bu kadar cephaneyi nasıl getirdiler? Bu kadar süre nasıl orada varlıklarını sürdürüyorlar? Dışarıyla bağlantıları var mı yok mu? Varsa biz bunu tespit edemiyor muyuz? Keşfedemiyor muyuz? Çözemiyor muyuz? Gazze gibi mi? Yani bağlantıları mı var? Tüneller mi var? Koridorlar mı var? Nereden geliyor bu kadar silah, cephane filan, erzak, merzak? Yani bütün bunları düşünmek zorundayız. Ve bunların arkasında kim var? Kim bunları yönlendiriyor? Kim bunlara bu talimatı veriyor? Onların arkasında kim var? Evet. Yani bütün mesele perdenin arkasını görebilmektir, arka planı görebilmektir. En arkasında kim bunları yönlendiriyor? Türkiye yönelik terörün arkasındaki beyin kim? Yani kim size Kuzey Irak'a müdahale edemezsiniz diyor? Niçin acaba? Niçin Kuzey Irak'a müdahalemizi istemiyorlar? Siz yapın o zaman, biz de yapmayız. Şimdi Amerika Irak'ta 170 bin asker bulunduruyordu. Bazı terör örgütlerine karşı müthiş bir mücadele etti, verdi. Fakat gene Irak'ta olan PKK'ya karşı en küçük mücadele vermedi. PKK'nın da Amerika'ya karşı en küçük bir sözü yok. Barzani'nin de yok. Yani bunları biz nasıl göreceğiz, nasıl okuyacağız, nasıl değerlendireceğiz? Yani bunları tartışmadan bir sonuca varabilir miyiz biz? Evet. Amerikalılarla konuşuyorsunuz, bunları konuşacaksınız. Yani açık Amerikalılarla... Gelmişken soru verin. Biden'a. Gayet tabii. Yani şimdi biz yıllarca bu işi yaptık. En hassas konularda açıkça konuşurduk. Siz böyle diyorsunuz, niye diyorsunuz? Yani şu sizin ortak politikamıza uygun mu? NATO ülkelerine uygun mu? Bu yaptığınız, bu söylediğiniz konuşurduk. Anlaştığımız bir sürü konu olurdu. Anlaşamadığımız konularda olurdu. Ve bunları konuşurduk. Ya bu ayıp değil konuşmak. Evet. Basın toplantısı yapıyorsunuz. Basın toplantısı diyeceksiniz ki Amerika'nın Türkiye'nin terörle mücadelesinde daha büyük destek vermesini bekliyoruz. Bunu yapamayacak durumdaysanız lütfen engel olmayın. Bu laf dünyada müthiş yankı yapar. Yani bir cümle, bir devlet başbakan, cumhurbaşkanı, her kimse ortak basın toplantısında diyecek ki Amerika'dan bir tek ricamız var. Hiçbir şey istemiyoruz sizden. Terörle mücadelemize lütfen gölge etmeyin. Nokta. Peki, burada bakın da nokta dünyada, koymuş. Bakın dünyada nasıl yansımalar olur. Burada nokta koymuş olalım. Değerlendirmediğiniz için çok teşekkür ediyoruz ben Sayın Öğmen. Çok yararlandık, sağ olunuz. Basının gündemi burada sona erdi sevgili seyirciler. Şimdilik hoşça kalın.